Türkiye'nin önderliğinde İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde icra edilecek Nusret Mayın Tatbikatı, Güneydeniz Sağ Komutanlığı tarafından planlanmıştır. Tatbikat, Mayın Filosu Komutanlığı'nca sevk ve idare edilecektir. Tatbikata Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı, 1. Arama Tarama Filotillası Komodoru ve 3. Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru emrinde bir komuta kontrol gemisi, bir fırkateyn, bir korvet, bir karakol gemisi ve 6 mayın avlama gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu olmak üzere toplam 13 yüzer unsur ile 2 helikopter ve 1 insansız hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu F-16 ve bir C-130 nakliye uçağı ile bir sualtı savunma görev timi, bir hafif otonom sualtı araç timi olmak üzere toplam 940 Türk personel iştirak edecektir. Tatbikata Romanya Deniz Kuvvetleri'nden bir komodor emrinde NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2'den Türkiye, İspanya, İtalya, Romanya ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri bağlısı 5 mayın avlama gemisi, İzmir Körfezi'nde iştirak edecektir. Sayın misafirler, bildiğiniz üzere Türkiye önderliğinde Bulgaristan ve Romanya tarafından Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı bu yıl 2 Temmuz'da Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu da Türk Komodor emrinde bir komuta kontrol gemisi, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan birer mayın gemisiyle Karadeniz Ereğli önlerinde Nusret Davet Tatbikatımıza iştirak edecektir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde Nusret 2024 Davet Tatbikatı Ege ve Karadeniz'de olmak üzere ilk defa iki farklı denizde aynı anda icra edilecek olması itibariyle önem arz etmektedir. Mayın gemileri haricinde Azerbaycan, Malta, Romanya ve Umman Deniz Kuvvetleri bağlısı 4 sualtı savunma timi tarafından da çok sığ sularda İzmir Ilıksu sahilinde mayın avlama harekatı icra edilecektir. Nusret tatbikatına dost ve müttefik ülkelerden bu yıl rekor seviyede unsur katılırken benzer şekilde 16 ülkeden 32 yabancı gözlemciyi de komuta kontrol gemimizde ağırlamaktayız. Bu kapsamda özetlemek gerekirse 23 ülkeden 9 gemi, 55 SAS ve yabancı gözlemci personel ile dost ve müttefik ülke ateşelerimiz davet tatbikatımıza iştirak etmektedir. Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı, Nusret 2024 davet tatbikatının karşılıklı işbirliğine ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Tatbikat, şu anda içinde bulunduğumuz TCG Sancaktar Sancak gemisinde teşkil edilecek Mayın Harbi Harekat Merkezi aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığı'nca sevk ve idare edilecektir. İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde iki ayrı görev grubu tarafından koordineli biçimde icra edilecek tatbikat, mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safa olarak planlanmıştır. İkinci safa mayın karşı tedbirleri harekatı kapsamında dökülen mayınlar mayın avlama gemileri tarafından sonarlarıyla tespit edilecek. Tespit edilen mayınlar mayın harbi dalgıçları ve insansız sualtı araçlarıyla teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Safa süresince 10 metreye kadar olan çok sığ sulardaki mayınlar da sualtı savunma timleri ve insansız otonom sualtı araçları tarafından tespit ve teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Yine bu safhada mayın karşı tedbirleri harekatının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlara ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecektir. Üçüncü safhada icra edilecek tatbikat sonu değerlendirmesi ile İzmir ve Karadeniz Ereğli liman ziyaretleri ithamında 29 Eylül tarihinde tatbikat sona erecektir. Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı'nın
Forces. Birinci sahada kuvvet entegrasyonu, liman eğitimleri ve mayın götürüş harekatı içerdi.